Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Sevgili arkadaşlar, bu akşamki analizimizin konusu dolar TL'deki zayıflama eğilimi ve teknik manadaki güç kaybını yorumlamak ve bu güç kaybının yaratabileceği sonuçların hangi noktalara kadar bir geri çekilmeye sebebiyet vereceği üzerinde durmaktır. Arkadaşlar, 6.25 seviyesine kadar yaşanan yükseliş sonrasında oluşan geri çekilme sadece ve sadece teknik gerekçelere dayalı olmuş olsaydı bu durum için normal bir düzeltme süreci yaşıyoruz diyebilirdik. Ancak 6.25 ile birlikte başlayan son derece ciddi bir haber akışı oldu. İşte kamu bankaları aracılığıyla yapılan dolar-TL satışlarının çok ciddi bir şekilde gündeme gelmesi, Merkez Bankası rezervlerinin ciddi şekilde tüketiliyor olduğuna dair bir takım iddiaların gündeme gelmesi ve sonrasında ise Alman Bild gazetesi ile başlayan S-400 füzeleri ile ilgili olarak Amerika ile anlaşma oldu. Daha doğrusu bu füzelerin teslim alınması hususu tamamıyla iptal olduğu şeklinde bir haber. Ardından da dün piyasalara düşen bu konuda ABD'nin teklifiyle birlikte bu hususta bir erteleme talebinin gündemde olduğu şeklinde bir takım durumlar ortada ve bu tablo dahilinde ise hem teknik gerekçeler hem de bu somut olgular dolar-TL'de belli ölçülerde bir zayıflama süreci yaratmış durumda. Arkadaşlar, bu konunun detaylarına girmeden önce şu anda genel anlamda dünya piyasalarındaki bir tabloya bakalım. Malumunuz dün özellikle son derece gergin bir noktaya ulaşan Çin ile ABD arasındaki sorunlar, Çin'in mütekabiliyet prensibi gereğince bir karşılık uygulaması ve ben de size gümrük vergisi uygulayacağım şeklinde bir tavır takınması, bütün dünya endekslerinde ve dünya para birimlerinde önemli sıkıntılara yol açmıştı. Dolar küresel piyasalarda değer kaybı yaşarken, diğer taraftan altında önemli bir yukarı atak oldu güvenli bir liman algısıyla. Japon yeni dolar karşısında değer kazanmıştı ve yine Euro'nun da dün itibariyle önemli değer kazanımları vardı dolar karşısında. Ancak bugün havanın biraz daha yumuşamış olduğunu görmekteyiz. Her ne kadar somut bir gelişme yok, herhangi bir uyum veya anlaşma adına bir tablonun çok net olarak gündemde olduğunu söyleyemiyoruz. Bir diğer yandan ABD ile İran arasındaki gerginlik hala devam eder konumda. Ama bugün biraz daha piyasaların tansiyonun düştüğünü söyleyebilmek mümkün. Hemen hemen Avrupa ve Dow Jones endekslerinde olumlu bir havanın olduğunu, bir tepki eğiliminin söz konusu olduğunu görüyoruz. Ve diğer taraftan dolar endeksinde ise hafif çaplı bir yukarı eğilim söz konusu. Doların değerlenmesini, küresel piyasalarda değerlenmesini destekleyecek niteliklerde. Evet arkadaşlar, bu genel açıklamaların ardından dolar-TL konusuna gelecek olur isek, bugün öğlen saatlerinde size aktarmış olduğum bir ara videoda 6.07-6.08'ler civarında dolar-TL'nin hakim olduğu bir tablo söz konusuydu. O anlarda ABD'nin yapmış olduğu S-400'lerle ilgili olarak bunların ertelenmesiyle ilgili teslimatının 2020 yılına ertelenmesiyle ilgili olarak yapılmış olan bir teklif vardı. Bu teklife Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından net bir şekilde bir yanıt verilmedi ve bu durumun yanıt bulmaması ve bu haberin Reuters, Bloomberg ve BBC gibi önemli haber kanallarında da ciddiyetle ele alınmış olması bu haberin doğru olabileceği algısını gündeme getirmiş oldu. Ve o andan itibaren arkadaşlar Dolar-TL'de önemli bir geri çekilme yaşandı ve 5.98-79 seviyesine kadar bir geri çekilme olduktan sonra bu analizde özellikle dikkat çektiğim üzere 5.98 seviyesinden bir tepki bulunması önemliydi. Ama esas önemli olan 6.02 ila 0.4 bölgesi arasındaki tampon bölgenin aşağısına gelinmemesiydi. Şimdi değerli arkadaşlar, 6.02 seviyesinin niçin çok önemli bir seviye olduğunu izah etmeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, dedim ki dolar TL'de bir güç kaybı görünüyor ve 1 Nisan tarihinden itibaren şöyle bir yükselen trendi çizdiğimiz zaman bu yükselen trend son derece güçlü, ivmeli ve dik açılı bir yükselen trendtir. Bu dolardaki yükseliş trendini değil, güçlü yükseliş trendini yansıtan bir görünümdür. Şuradaki arkadaşlar seçimler öncesindeki şu 3-4 günü görüyorsunuz. Burada swap krizinin olduğu süredir. Burada istisnai ve çok sert dalgalanmalar olduğu için teknik analizde bu tarz sert dalgalanmalar göz ardı edilmeli. Bunlar
istisnai kavramlar olarak kabul edildiği için genel tabloya bakmak daha mantıklı olacaktır. Ve arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi bu yükselen trendimiz 6-11 seviyesini göstermekte ve biz 6-11 seviyesini son 2-3 günden beri bir türlü zorluyoruz ama dolar TL bu seviyeyi aşamıyor. 6-11-6-13 bölgesine doğru ataklar oluyor veya genel anlamda 6-15 seviyesine yönelik ataklar oluyor ama bu seviye üzerine çıkılamıyor ve tekrardan bir geri dönüş yaşıyor. O halde 6-15 seviyesi önemli bir direnç konumuna gelmiştir ve 6-11 seviyesi üzerinde kapanışlar yapılamadığı için, altını çiziyorum, bu seviye üzerinde kapanışlar yapılamadığı için şurada gördüğümüz ve yine altını çizerek ifade ediyorum, güçlü yükseliş trendinin bir anlamda kırıldığını, önemli ölçüde hasar gördüğünü söyleyebileceğiz. Sevgili arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz gibi 10 Mayıs tarihi itibariyle, yani geçtiğimiz Cuma günü itibariyle 5.98'lik kapanış ile 6.11 aşağısındaki ilk kapanış gerçekleşti. Ardından Pazartesi günü 6.05.94'lük kapanış ile ikinci bu seviye aşağısındaki kapanış gerçekleşti. Ve bugün itibariyle ise şu anki seyrimiz 6.03'ler civarında olduğu için çok beklenmedik bir durum olmamak kaydıyla bugün 3. gündür ki 6.11 aşağısında bir kapanış yaşayacağız. O halde 6.11 direncinin artık güç kazandığını ifade edebilmek mümkün olacaktır. Bu birinci nokta değerli arkadaşlar. Diğer yandan günlük grafiklerimizde dikkat çeken bir başka unsur ise MACD göstergesinin olumsuz bir konuma geçtiğini, günler sonra olumsuz bir konuma geçtiğini görüyoruz ve çok dik ve sert bir açıyla sat konumuna gelmiş durumunda. Bu durum ise arkadaşlar dolar TL'deki güç kaybını göstergeler veya indikatörler bazında gösteren bir durum olmakla birlikte şahsım adına tanımlamış olduğum özel bir formülümün yansıması olarak şurada görmekte olduğunuz tablo ise arkadaşlar burada da dolar TL'nin önemli kritik bir noktaya ulaştıktan sonra bu noktadan net ve sert bir geri dönüşüm içerisinde olduğunu görmekteyiz. Şurada görülmekte olan 60 seviyesine denk gelmekte olan seviyenin de aşağısına kırılacak olması durumundaki şu anda tam sınır noktalarında bulunuyor. Buranın da kırılması durumunda aşağı eğilimin devam edebileceğini göstergeler ifade etmekte. Şimdi değerli arkadaşlar 6.11 seviyesinden sonra gelelim 6.02 seviyesinin önemine. Değerli dostlar son birkaç gündür sizlere 60 dakikalık grafikler üzerinden yorum yapıyorum. Zira saat bazında veya kısa vadedeki hareketleri daha kolay yorumlayabilmeniz bakımından 6.25'ten başlayan ve 5.96'ya kadar devam eden geri çekilme sürecini dikkate almak suretiyle bu seviyeleri referans olarak alarak çizdiğimiz Fibonacci grafiğimizde şurada görmekte olduğunuz arkadaşlar 23.6 seviyesine denk gelen 6.02.65 seviyesi şu an için kısa vade adına çok net bir şekilde takip edilmesi gereken kritik bölge konumundadır. Niçin arkadaşlar 5.96 seviyesine kadar gelindikten sonra yukarı yönlü ataklar gerçekleşti. 6.15 yönelik bir atak gerçekleşti. Ardından 6.08'lerde bir dengelenme yaşanmak istendi. Burası tekrar kırıldı. Bir kez daha 6.15'e yaklaşılmak istendi ama maalesef ki şu tepeye kadar ulaşılamadan yeniden bir geri dönüş başlandı. Ve son saatler itibariyle 6.02 etrafında yoğun bir gezinme başladı. Bu seviye üzerinde mi kalayım yoksa aşağısında mı kalayım noktasında bir mücadelenin olduğunu görmekteyiz. Özetle sevgili arkadaşlar 6.02 seviyesi son derece önemli bir seviyedir ve tam rakam vermek icap ederse 6.02.65 seviyesinin kırılması ve bu seviyenin aşağısında 2-3 saatlik bir seyrin hakim olması ve özellikle de 6.02.65 seviyesi aşağısında kapanışlar olması durumunda dolar TL'deki güç kaybının daha da yoğunlaşmış olabileceğini, bir başka ifadeyle satış baskısının daha da yoğunlaşmış olabileceğini ifade edebiliriz. Bir diğer yandan arkadaşlar 6.02 seviyesi niçin son derece önemli bir noktadır? Bir başka açıdan da baktığımız zaman şurada görmekte olduğunuz arkadaşlar 5.30'lar civarında daha doğrusu swap krizi sonrasında 5.85'lerden gelen sert satışların 5.35'ler seviyesinde dengelendiği noktasını dikkate alacak olur isek çok geniş bir açıyla çok uç noktalara dikkate almak suretiyle yapacağımız bir çizim sonrasında şurada görmekte olduğunuz gibi 6.02 seviyesi yine bizim karşımıza %23.6 Fibonacci destek ve direnç noktaları olarak karşımıza çıkmakta. Düne kadar bu seviye bir direnç konumundaydı. Bu direncin açılmasıyla birlikte 6.20'ye ulaşılmış olabilir ama şu anda 6.02 seviyesi
destek olarak korunmaya çalışıyor veya korunma evresindeyiz diyebiliriz. Bu noktanın kırılması durumunda, 6.02 seviyesinin kırılması durumunda 5.98 seviyesi bildiğiniz üzere önemli bir kritik nokta olarak karşımızda bulunuyor. Zira bugün de 5.98'den bir geri dönüş yaşadık. 5.98 seviyesi son günlerde endeksin 6 seviyesi üzerine çıkmadan önce defalarca zorladı, üzerine ataklar yaptı ama tekrar 5.94-5.95 bölgelerine geri dönüşler yaşadı. Önemli bir direnç bölgesiydi. Şu an ise önemli bir destek bölgesi konumunda görevini ifa etmekte. Dolayısıyla 6.02 seviyesinin kırılmasıyla birlikte 5.98 seviyesine dikkat edilmeli. Zira bugün de 5.98 seviyesinden bir tepki bulunabildi. Peki ya 5.98 seviyesi de kırılacak olur ise bu durumda hangi durum ile karşı, hangi tablo ile karşı karşıya kalabiliriz? Sevgili arkadaşlar, evet, 1-2 gün öncesi itibariyle 5.96 seviyesinden bir tepki bulduk. 5.96 seviyesi 20 haftalık ortalamaların bulunmuş olduğu bir noktadır. Bu açıdan bu seviyeden bir tepki gelmesi normaldir. Ancak 5.92 seviyesi de önemli takip edilmesi gereken bir seviye olmakla beraber şurada görmekte olduğunuz 5.88 ve Mayıs ayının pivot seviyesi olan 5.84 seviyesi çok ama çok kritik bir noktadır. Affedersiniz. Değerli dostlar, özellikle üzerinde durmamız gereken, özellikle en kritik ve en hassas seviyeler olarak üzerinde durmamız gereken noktaları toparlayacak olur isek, şurada görmekte olduğunuz sarı bandımız 5.99 seviyesine yükselmiş durumda. 5.98-5.99 bölgesi 6.02 desteğinin kırılması durumunda takip etmemiz gereken bir seviye olacaktır. 5.96 seviyesi şuradaki beyaz eğrimizin tanımlamış olduğu 20 günlük ortalamaya denk gelen bir seviyedir. O halde 5.96-5.98 aralığı öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken bir seviye konumunda. Şayet 96-98 aralığındaki destek veya tampon bölgesi de kırılacak olur ise bu durumda şurada görmekte olduğunuz yeşil kesik çizgilerin tanımlamış olduğu 5.92 seviyesi ve ardından da değerli arkadaşlar 5.84 seviyesi gündeme gelecektir. Şuradaki kalın beyaz hattımız. Bir kere daha ifade ediyorum. Benim en ama en çok önemseyeceğim seviye arkadaşlar, önemseyebileceğim seviye 6.02 seviyesinde bir veya iki günlük bir kapanışın olması 6.02 aşağısında sert hareketlerin oluşmasına sebebiyet verebilir. 5.84'e kadar. Bakınız, kadar ifadesini kullanıyorum. İlla ki bu seviye görülecektir diye bir iddiada bulunmak mümkün değildir. O seviyeye doğru bir yönelim varken oluşabilecek bir haber akışı şu veya bu sebeplerle tekrar bir geri dönüş olabilir. Zikretmiş olduğum bütün seviyeler tamamıyla teknik seviyelerdir. Teknik analizin önemsemiş olduğu seviyelerdir. Bu nedenle 6.02'nin kırılması durumunda 5.98'den tepki gelinemiyorsa bu böyle bir tablo durumunda 5.84 seviyesine kadar, 5.84 bölgesine kadar bir geri çekilme ihtimalinin oluştuğunu teknik manada söyleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, takip etmemiz gereken seviye özellikle 6.02-6.04 bölgesi üzerinde kapanışlar olmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Böyle bir durumun söz konusu olması durumunda bir başka ifadeyle 6.02-6.04 bölgesinin aşağısında kapanış olmamak şartıyla bu durumda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini, yeniden 6.10-6.11 bölgesini veya genel anlamda 6.15'e yönelik ataklar olabileceğini dikkate alabiliriz. Ama 6.11 üzerinde, 6.11 seviyesi üzerinde kapanışlar oluşmadıkça 6.15'lere kadar yükseliş olabilir. Bu bir noktaya kadar önemlidir. Önemli olan 6.11 seviyesi üzerinde kapanışlar görebilmemiz. 6.11 üzerindeki kapanışların görülmesi durumunda şuradaki sarı çizgimizin tanımlamış olduğu bölge, buradaki kapanışların görülmesi durumunda yeniden 6.20, 6.23 veya 6.23, 6.25 diye tanımlamış olduğumuz şu bölgelerdeki yeni direnç bölgelerini, üst direnç bölgelerini test etme olanağı gündeme gelebilecektir. Zira bu seviyelerin aşılması durumunda ise birkaç gün önce test edilen 6.25 direncinin aşılması durumunda ise 6.38 ve 6.42 bölgelerinin ön plana çıkabileceğini dikkate almak gerektiğini sürekli olarak vurguluyorum analizlerimde. Evet değerli arkadaşlar, yarın için pivot seviyelerine bakacak olur isek
Aynı artı bir durumu daha ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Haftalık pivot verilerimiz itibariyle de 6.04 seviyesi son derece önemli ve kritik bir seviyeydi. Şuradan hemen bir de haftalık pivot görüntüsünü sizlere aktarmış olayım isterseniz. Evet. Haftalık pivot verilerimiz itibariyle değerli dostlar 6.04 seviyesi bu haftanın pivot seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde ki kalınmalar durumunda ilk olarak atak yapılabilecek, ilk olarak dikkat edilmesi gereken seviye 6.12.76-6.13. Zira bunu zaten haftanın iki günüdür yaşıyoruz. 6.13 üzerine pek çıkabilmeyi başaramayan bir seyir halindeyiz. 6.04 üzerinde tutunmaya çalışan bir seyir hakim ve 6.04 seviyesi eğer direnç haline gelir ise ki benim de az önce anlattığım üzere 6.02-6.04 bölgesi bir direnç haline gelir ve 6.02 aşağısında kapanışlar olmaya başlarsa 5.84 seviyesi burada da haftalık pivot verilerimizde de ortaya çıkan bir tablo görünümünde. Evet arkadaşlar yarın için pivot seviyeleri olarak hangi noktalara dikkat etmek gerekir sorumuza cevap ise şu anda piyasalar açık olduğu için grafiklerim şekil kazanmış durumda değil. Gece 24'ten sonra gün sonu itibariyle grafikler tamamlandığı zaman @halukcanberk Twitter adresimden her akşam olduğu gibi mutlak surette milimetrik olarak yarına yönelik Twitter pivot verilerini mutlak surette hassas veriler olarak aktaracağım. Ancak piyasanın veya dolar TL'nin bu veriler dahilinde şu anki konumuyla kapandığını dikkate almak veya bu şekilde farz etmek üzere 6.04 seviyesi yarın için arkadaşlar bir pivot seviyesi olarak görülmekte. Bu seviyenin üzerinde dikkat edilmesi gereken eğer bu seviye üzerinde kalınırsa 6.09.63 ve 6.09.6.010 üzerinde kalınması durumunda ise 6.11-6.13 aralığındaki direnç bölgesine de dikkat etmek koşul ve şartıyla genel anlamdaki 6.15 direncine 6.16 seviyesine kadar bir yükseliş ihtimali mümkün olabilirmiş. Yani arkadaşlar 6.09 ve 6.16 veya 6.15 yarın için yukarı ataklarda dikkat edilmesi gereken kritik seviyeler. Aşağı yönlü hareketler olur ise arkadaşlar 6.04'ün aşağısında kalınması durumunda ise 5.97 seviyesi ve 5.92 seviyesi yarının pivot verileri olarak ön plana çıkan değerler konumunda. Bir de arkadaşlar Viyop konusuna bakalım isterseniz. Mayıs kontratları itibariyle Viyop'taki tabloda şu değerli arkadaşlar. Viyop itibariyle kapanışımız 6.05 ile gerçekleşti. Mayıs kontratları için arkadaşlar yarına yönelik olarak pivot seviyemiz 6.08. 6.08'in üzerine çıkılabilir ve bu seviye destek olursa 6.12 ama bu seviyenin aşağısında kalınırsa 5.98 ve hatta 5.94'e kadar devam edebilecek bir geri çekilme eğiliminin söz konusu olabileceğini teknik ihtimaller dahilinde söyleyebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, dolar TL ve Viyop dolar ile ilgili olarak şu an söyleyebileceklerim bunlardan ibarettir. Bugün öğleden sonra aktarmış olduğum analizimi bu videonun hemen arkasına ekleyeceğim. S-400'ler hususuyla ilgili olarak ve ABD'nin bu son teklifiyle ilgili olarak yaptığım bazı açıklamalar vardı. Şu anki bu analizimde bu konuya değinmiyorum. Ancak özet olarak şunu söylemek istiyorum. Piyasa ABD'nin bu teklifine Türkiye'den çok sert bir cevap gelmeyeceği beklentisi içerisinde veya iyimserliği içerisinde. Bu iyimserlik artacak olur ise veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkilileri tarafından ABD'nin bu teklifine değerlendirebiliriz, görüşebiliriz. Zaten Türkiye'nin bu konuda bir uzlaşmacı yapısı vardı, bir çözüm bulma yönünde bir çabası vardı. Bir ortak çözüm üretilebilir noktasında ılımlı, uyumlu açıklamalar gelecek olur ise şu anda evet dolar TL'yi etkileyen tek faktör S-400 mevzusu değil. Başka birçok faktörler var bunları biliyorsunuz ama şu anda dolar TL'nin odaklanmış olduğu en önemli mevzu düne kadar seçimler idi. Şu an seçimler konusu için bir miktar zaman kazanıldı. Şu an itibariyle arkadaşlar S-400 konusudur. O halde bu konunun çok yakından takip edilmeli ve bu olayın dolar TL üzerinde önemli dalgalanmalar yaratabileceğini dikkate almalıyız. Bir diğer husus ise arkadaşlar bana sıklıkla niçin dolar hala seçimler bitmesine rağmen veya seçim sonuçları İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine rağmen halen niye 7 olmadı 8 olmadı şeklinde sorular soruyorsunuz. Sevgili dostlar lütfen bu sorularınızın muhatabı ben değilim. Bana bu anlamda sorular yöneltmeyiniz. Ben hiçbir şekilde gün ve tarih vererek yarın şu olacak veya bu olacak gibi afaki saçma sapan şeylerde, yorumlarda veyahut da seviyelerin tahminlerinde bulunmadım. Evet, dolar TL'nin yükseleceğini herkes biliyor. Kime sorarsanız biliyor ama bunun gününü, saatini, vaktini an ve saat belirlemek suretiyle
söyleyip de insanların bir şekilde bu konuda gereksiz yere akşamdan sabaha umutlandırmanın ve bu şekilde umutlarıyla oynanmasının hiçbir şekilde doğru olmadığı kanaatindeyim. Ancak dediğim gibi bu soruların muhatabı ben değilim. Ne zaman olacağı konusunu ben bilemiyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalınız. Selamlar ve saygılar.